Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz Hadis Usulü 5. ünite. yakın dönem hadis çalışmaları. Ben ünitemizi mümkün olduğunca kavramsallaştırmaya çalıştım arkadaşlar. bunlar üzerinden beraberce başlayalım arkadaşlar. Tarih boyunca hadis ve sünneti koruma, anlama ve sonraki nesillere aktarma konusunda yapılan çalışmalar sürekli devam etmiştir. Yakın dönem olarak isimlendirilen yaklaşık son 2 asırda söz konusu çalışmalar sürmüştür. Genellikle hadis alanında bu hizmete her dönemde belli merkezler öne çıkmıştır. Faal olan bir bölgede duraklayan çalışmalar başka bir bölgede yeniden hızlanmış ve deyim yerinde ise hadis ve sünnete hizmet aksamadan nöbetleşe olarak devam etmiştir. İslam dünyasında 18. yüzyılın bir kısmı ile 19. yüzyılın yüzyılda Hadis alanında çalışmalarıyla öne çıkan bölge Hint Alt Kıtası diye isimlendirilen bölgedir arkadaşlar. Hadis ve sünneti kabul etmek istemeyen düşünce ve şahıslara ilk defa hicri ilk iki asırda rastlanmıştır arkadaşlar. Son iki yüzyılda aynı zamanda batılı oryantalist araştırmacıların İslam araştırmacılarına önem verdiği bir dönemdir arkadaşlar son iki yüzyıl. İkinci ve üçüncü hatta dördüncü ünitelerde son döneme kadar olan hadis tarihi arkadaşlar anlatılmıştı. Bu ünitede ise yakın dönem hadis çalışmaları beş başlık altında ele alınacak arkadaşlar. Bunlardan birincisi Osmanlı döneminde hadis ilmi, Türkiye Cumhuriyeti döneminde hadis ilmi, Hint alt kıtasında hadis ilmi, Arap dünyasında hadis ilmi, Orientalistler ve hadis başlıklarını arkadaşlar beraberce işleyeceğiz. Osmanlı dönemi hadis ilminden beraberce başlayalım. Osmanlı'nın kuruluş sıralarında Mısır ve Suriye'de hadis ilminin büyük simaları eserlerini veriyorlardı arkadaşlar. Hicri 8. miladi 14. asrın büyük alimleri bir zaliyi Mizzi ve Mizzi'nin öğrenci Zehebi arkadaşlar vefat ettiği dönemde Osmanlı'nın kuruluşundan yaklaşık yarım yüzyıl geçmişti arkadaşlar. Bu değerli zatlar da 1347'de, 1338'de, 1341 yıllarında vefat ediyorlar arkadaşlar. Zehebi'den bir asır kadar sonra Büyük Hadisçi İbni Hacer el-Eskalani döneminde Osmanlı'da Darül Hadis denilen hadis medreseleri kurulmuş bundan sonra da en sistemli ve en fazla hadis okulu arkadaşlar bu dönemden sonra açılmıştır. Kısacası Osmanlı egemen olduğu hemen her yerde bir hadis okulu yani darül hadis açmıştır. hadisin kurumsal yükselişi hiç şüphesiz Osmanlıların elinde çok önemli bir ivme kazanmıştır arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'da arkadaşlar ilk Osmanlı Darül Hadis'inin 1. Murat zamanında İznik'te Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından kurulduğu unutulmamalıdır arkadaşlar. Yine bu asırda en önde gelen isim e, İbni Melek diye tanınan arkadaşlar İzzettin Abdüllatif'tir arkadaşlar. Aynı zamanda e, İbni Melek'in e, Mebarikül Ezhar isimli bir de eseri vardır. En önemlilerinden birisi arkadaşlar Darül Hadislerin 2. Murad tarafından 1435'te Edirne'de yapılan Edirne Darül e, Hadisidir arkadaşlar. Yine bu dönemde 2. Murat döneminde e, Molla Gürani'nin e, El Kevseru Cari ila Riyazül Buhari eseri arkadaşlar çok önemlidir. E, 2. Beyazıt zamanında 1485'te Amasya'da yaptırılan Abdullah Paşa Darül Hadisi önemli bir kurumdur arkadaşlar. Yine bu dönemde e, Seydi Çelebi'nin müstahreç Minel Buhari adlı e, hadis kitabı siyaset konulu bir eserdir arkadaşlar. Yine aynı dönemde Molla Lütfi de e, Talika Ale e Camis Sahih adlı eseri telif etmiştir arkadaşlar. Şimdi kanuni zamanında 1557'de yapılan Süleymaniye Darül e, hadisi de arkadaşlar önemli kurumlardandır. E, Abdullah Paşa Darül hadisi Süleymaniye Darül hadisi arkadaşlar e, ikisi de önemli kurumlardandır. Ama en önemlisi Edirne Darül Hadisler arkadaşlar. Şimdi bir farklı dönem arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın Osmanlı yönetimine katılması Anadolu hadisçiliğinin gelişmesinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Sultan Selim Hazretleri İstanbul'a döndüğünde yani Mısır'ı fethedip İstanbul'a döndüğünde beraberinde pek çok alim ve sanatkar getirmişti arkadaşlar. Bunlardan e, ilk akla gelen Münavi, Münavi ilk akla gelen Cemül Fevait eseri olan arkadaşlar. Rudani Keşfül Hafa eseri olan Acluni. Bu eserler arkadaşlar bir geçtiğimiz ünitede hepsini duymuştuk aşağı yukarı. En önemli alimlerden birisi de arkadaşlar El Kevseri'dir. Birazdan ona biraz daha detaylı değineceğiz. Bir diğeri de arkadaşlar Tacül Arus'un yazarı Murtaza Ezzabidi'dir arkadaşlar. Kanuni döneminde yukarıda belirttiğimiz gibi e, ee, İbni Kemal'in birçok hadis eseri vardır arkadaşlar. 13. yüzyılda Anadolu, Osmanlı Anadolu'sunun en önde gelen hadisçisi Yusuf Efendizade'dir. 13. yüzyılda Anadolu'nun en önde gelen hadisçisi Yusuf Efendizade'dir. Daha sonrakiler arasında Trabuz Müftülüğü'nü yapmış olan Ayasofya'da hadis okudan Seyyid Ervadi vardır arkadaşlar. Ee, daha sonrakiler arasında yine Ervadi öğrencisi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin vardır arkadaşlar. Ee, yine kanuni zamanda 1557'de Süleymaniye Darül Hadisi önemli bir kurum demiştik. Aşağıda da zikretmiştik. Bu dönemde İbni Kemal'in birçok eseri var demiştik arkadaşlar. Şimdi e, Osmanlı döneminde arkadaşlar Darül Hadislerde ders metni olarak okutulan e, hadis kitapları arasında Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Begavi'nin arkadaşlar mesabi sünnesi var. Ayrıca e, Sagani'nin Meşarikü'l-Envar isimli eser arkadaşlar. Osmanlı döneminde Darül Hadislerde okutulan 4 hadis kitabıdır arkadaşlar. Osmanlı hadis müderrisleri incelendiği zaman arkadaşlar hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür. İşte bunun sebebi bu durumun Osmanlı eğitim sistemindeki fıkıh kelam merkezliliğinden ve medrese mezunlarının ağırlıklı olarak idareciliğe soyunmalar arkadaşlar. İdareciliğe hazırlanmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. İşte bunlara ilaveten birkaç de, birkaç tane daha sebepler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi hadis geleneği diğer bölgelere oranla Anadolu'ya geç gelmiştir arkadaşlar. Bir diğeri Osmanlı'da alimler üzerindeki idari motivasyon diğer bölgelere nazaran daha güçlüdür arkadaşlar. O sebepten de okuttukları kitaba düştükleri şer, Haşiye ve talik türü eserlerle bunlar sınırlı kalmıştır arkadaşlar. Bir diğer sebep arkadaşlar tek başına bir sebep olmasa da egemen mezhep olarak hanifiliğin kabul edilmesi ekoller arasında rekabetin oluşmasını ve tabiatıyla farklı eserlerin yazılmasını azaltmıştır arkadaşlar yani rekabet olmadığı için e, pek fazla eserde üretilmemiştir. İslam kültür tarihinde Osmanlı dönemi bir olgunluk ve özümseme dönemi olarak kabul edilebilir her alanda olduğu şey her alanda olduğu gibi hadis sahasında da e, bu dönem bir üretim yani eser verme değil hazım ve özümseme dönemidir arkadaşlar şimdi yukarıda zikrettiğimiz e, iki alim arkadaşlar Ahmet Ziya Gümüş Gümüşhanevi bir diğeri de Muhammed Zahid Elkevseri şimdi bunları biraz daha detaylı işleyeceğiz e, Gümüşhanevi arkadaşlar tekke kültürüne e, hadis ve sünnet ağırlıklı rengi veren Müritlerini bu esas çerçevesinde yetiştirmeyi hedefleyen ve söz gelini Mısır gibi bir e, Mısır gibi bir müddet kaldı yerlerde hadis okutan bir Osmanlı alimidir. E, Eserler arasında arkadaşlar e, Ramizül Ehadis eseri vardır, e, Levamel Okulu şerh etmiştir, Garibül Hadisi vardır, Leta e, Leta Ifül e, Hikemi şerh etmiştir, 40 hadis derlemesi olan hadisi erbain eser vardır. Halidi Şeyhi Ahmet el Ervaldi'ye intisap etmiştir arkadaşlar. Bir diğer muhaddisimiz arkadaşlar Muhammed Zahid el-Kevseri hadis alanında yazdığı eserler eserlerle Tetiz titiz bir muhakkik nitelemesini hakkıyla kazanmış, İslam dünyasının her tarafında en çok tanınan, çok önemli son Osmanlı alimdir arkadaşlar. Kevseri'nin pek çok ilmi mekalesi ve telif kitapları vardır. Kitaplarından bir tanesi Hatib el-Bağdadi'nin tarih -u Bağdat eserinde Ebu Hanife'nin biyografisindeki olumsuz düşünce ve nakilleri eleştirmek maksadıyla kaleme aldığı Tenibül Hatibidir arkadaşlar. Bir diğer e, eseri ise tasnif dönemi muhaddislerinden İbni Ebi Şeybe'nin El-Musannefi'nde yer alan e, yine Ebu Hanife'nin görüşlerini eleştiren bölüme cevap niteliğinde yazdığı En-Nikatü Tarife adlı eserdir arkadaşlar. E, makaleleri arasında Makaletül Kevseri ismiyle e, bir kitap toplanmıştır arkadaşlar. E, o Hanifi mezhebinin güçlü bir savunucusu, büyük bir hadisçiydi. E, mezhepsizlik cereyanlarına, ehli sünnet dışı hareketlere, ilimsiz, dayanaksız ve batı taklidi görüşlere karşı arkadaşlar büyük mücadeleler vermiştir. Kevseri İmam Şafii'nin en zor olarak nitelendirdiği fıkıh muhaddis sıfatını kendisine birleştirmiş bir alimdir. O sırf e, nakilcilikle yetinmemiş hadisin fıkhına ve ruhuna nüfuz etmesini başarmıştır arkadaşlar. El Kevseri'nin eseri Tenibül Hatip En Nüketü Tarife Makaletül Kevseri arkadaşlar 3 e, tane eseri yukarıda saydıklarımız. Türkiye Cumhuriyeti e, dönemi hadisi mi? İslami ilimlerle ilgili çalışmalarda cumhuriyetten sonra bir müddet duraklama hatta gerileme olduğu söylenebilir. Dini eğitimde olduğu gibi 1920 ila 1950 yıllarında hadis çalışmaları açısından da bir buhran söz konusudur. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı Türk milletinin dinini öğrenebileceği Mürtaza Ezzebidi tarafından yapılan Sahih Buhari muhtasarını tercüme ve şerh ettirerek yeni alfabe ile Türkçe'ye kazandırma amacıyla Babanzade Ahmet Naim'i görevlendirmiştir. Fakat Ahmet Naim başlayıp 3 e, üç cildini tamamlayabildiği eser Kamil Miras tarafından tamamlanmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1928-1949 yıllar, e, 49 yılları arasında 12 cilt olarak e, basılmıştır arkadaşlar. Murtaza Ezzebedi tarafından sahih Buhari Müslim'in tercüme ve şerhi. Müelliflerin bu çalışmalara başarılı ve Ahmet Naim'in yazmış olduğu hadis usulü ile ilgili mukaddemesinin orijinalliği eseri Cumhuriyet tarihindeki klasikler arasına taşımıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın klasik eseri tercüme faaliyeti yavaş olsa riyaz Salihin ile devam etmiştir. 1950'li yıllara kadar bu faaliyetin yani bu faaliyetin yanında 40 hadis geleneğinin ya da 40 hadis sayısının biraz artırılarak 101 veya 1001 hadis tercüme ve şerhinin yapıldığı görülmektedir arkadaşlar. Bunlara e, örnek olarak Ahmet Naimin 40 hadisini, Ahmet Davutoğlu'nun Buluğul Meramını tercüme ve şerhi, yine Ahmet Davutoğlu'nun Müslim'i sahihini e, geniş bir şekilde şerhi Mehmet Sofuoğlu'nun Sahih-i Müslim ve tercümesi Münir Selami Yurda Tap'ın bin hadis tercümesi ve tefsirini Ahmet Hamdi Akseki'nin Peygamberimizin vecizeleri Zakir Kadiri Ukan'ın dini ve gayri dini rivayetler adlı mekalesini özgün çalışmalar olarak zikretmek yerinde olacaktır arkadaşlar. Hadis ilminin farklı dallarında tercümeler yapılmıştır arkadaşlar. Bunlara örnek olarak hadis ıslahatları konusunu ele alabiliriz. Bu konuda yapılan tercümeler Talat Koçyiğit'in e, Nuh Fikir Şerhi hadis ıslahatları hakkında tercüme ettiğidir bir eserdir. E, yine Yaşar Kandemir'in hadis ilimleri ve hadis ıslahatları tercüme ettiği eser arkadaşlar. Abdullah Aydınlı'nın Hadis Islahatları Sözlüğü, Müjdeba Uğur'un Hadis Terimleri Sözlüğü adlı eserler arkadaşlar. Hadis Islahatları konusunda yapılan tercümelere örnek olarak gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar bu dönemde İmam Hatip Okulları, Yüksek İslam Enstitüleri ve ilahiyat Fakültelerinin açılmasıyla birlikte buralarda okutulacak ders kitapları yani ders kitaplarına olan ihtiyaç eli kalem tutan insanları motive eden güçlü bir etken olarak ortaya çıkmışlar arkadaşlar. İşte bu sebeple e, bunun meyveleri olarak Tayyip Okic'in ok bazı hadis meseleleri üzerindeki tengitleri, hadis ders notları, Hayrettin Karaman'ın hadis usulü, Ali Özerk'in hadis ricali, Talat Koçyiğit'in hadis tarihi, Lütfi Çakan'ın hadis edebiyatı gibi eserler arkadaşlar. Bu öğretim kurumlarında okutulmak üzere yazılmıştır arkadaşlar. Türkiye'de akademik hadisçiliğin başlatıcısı... Tayyip Okiş'tir arkadaşlar. Türkiye'de akademik hadisçiliğin başlatıcısı Tayyip Okiş'tir arkadaşlar. Aynı zamanda Tayyip Okiş'in Mehmet Sait Hatipoğlu ve Talat Koçyiğit gibi yetiştirdiği hadis profesörleri e, yani öğrencileri vardır arkadaşlar. E, genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 1950'li yıllara kadar hadis çalışmaları açısından ciddi bir durgunluk yaşanmış. Bu tarihten sonra ise yeni bir döneme girilmiştir. 1960 ila 1970'li yıllar telif tecrübe e, telif ve tercüme açısından açılım yılları olarak görülebilir. 1980'lere gelindiğinde ise klasik hadis kitaplarının tercüme edilmesinin yanında bunların Arapça baskıları da e, gerçekleştirilmiştir. Bugün artık yukarıda temas edildiği gibi ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi çalışmalar ve yayınlar olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Hind alt kıtasında hadisimi Tarih boyunca İslam coğrafyasında yukarıda da bildirdiğimiz gibi arkadaşlar hadis ilmi hiç durmamıştır nöbetleşe olarak omuzlanmıştır arkadaşlar. Bu görevi Hicri 10. asırdan itibaren bak Hicri 10. asırdan itibaren büyük ölçüde Hindistan bölgesindeki Müslümanların üstlendiği görülmektedir arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemde Hint bölgesine gidilip gelinme konusunda herhangi bir bilgi yoktur arkadaşlar. Hint sahili olan Sint bölgesinin fethi Hicri 93'te gerçekleşmiş. Fethihten sonra Sin'de e, ee, Etbav tabiinden ve Emevi Abbasi zulmünden kaçan Ehli Beyt'ten birçok kimse e, Hint bölgesine arkadaşlar Hint'teki Sint bölgesine yerleşmişlerdir. E, i̇kinci asır hadisçilerinden biri de Sinden nispetle bilinen e, Ebu Musa Necid Es Sindi'dir. Bu zat Megazi ve Siyer'le ilk uğraşan kişidir arkadaşlar. Bir diğer hadisçi Reca Es Sindi'de büyük bir hadisçi hadisçidir arkadaşlar. Bu dönemde Hint bölgesinde yetişen muhaddislerden birisi de Ebu Cafer et Deybüli'dir arkadaşlar. Deybüli Hazreti Peygamber'in mektuplarını ilk defa toplayan kişi Ebu Cafer et Deybüli'dir arkadaşlar. Et Deybüli Hazreti Peygamber'in mektuplarını ilk defa toplamıştır. Şeyh İsmail ve Meşarik isimli meşhur kitabın müellifi Radiyuddin Hasan bin Muhammed Es-Sagani gibi alimler hadis ilmini Hint'te neşre çalışmışlardır arkadaşlar. Hint'te arkadaşlar Ebu Musa Necih Es-Sindi, Reca Es-Sindi, Ebu Cafer Et-Deybüli ne dedik? Hazreti Peygamber'e mektuplarını ilk toplayan kişi. Şeyh İsmail e, Radiyuddin Hasan bin Muhammed Es-Sagani gibi alimler Hint'te neşre çalışmışlardır dedik arkadaşlar. Dekken de devlet kuran Behmeniler zamanında hadise ilgi göstermişti. Özellikle Sultan Muhammed el Behmeni Hint sultanlarının hadise ilk ilgi gösterenlerinden idi. Bu büyük şehirde, bu büyük şehirlerde hadise uğraşanlara aylık bağlanmıştı. Gujarat sultanlarının deniz ulaşım imkanlarını kolaylaştırmaları da öğrencilerin Hicaz'a gidip orada hadis ve diğer İslami ilimleri öğrenme imkanlarını artırmıştı arkadaşlar. Şimdi ee, bu arada Safevilerin İran'daki Şii baskısı oradaki Sünni alimlerin de Hind'e göçmelerine ve diğer İslami ilimler arasında hadis ilmini oraya götürmelerine yol açmıştır. Bu alimlerden birisi de Seyyid Şerif Cürcani talebesi ve sahih Buhari Ali senedine sahip olan Şeyh e, Nureddin Ahmet Eşirazi'dir Eş arkadaşlar. Bir diğer önemli isim Şeyh Ali el e, Kenzül Ummali'nin arkadaşlar yazarı. 10. asır ortalarında büyük bir Hint hadisçisidir. Genç yaşında e, Multan'a gitmiş. Orada şey e, Husamettin el-Muttaki'den e, ilmen ve ruhen beslenmiştir. E, birçok talebeleri vardır. Bunlardan bir tanesi El-Fattani Ahmediye yani Mehdi'lik fırkasına mensup biri iken Mekke'ye gidip orada Ali el-Muttaki'den ilim ve feyiz almıştır arkadaşlar El-Fattani. Hicaz'da birçok kimse ilim tahsil ederek e, buralara hadis tedris etmişlerdi arkadaşlar. Hicaz'da birçok kimse ilim tahsil ederek e, yine buralara dönerek buralarda hadis e, tedris etmişlerdi. Bunlardan e, Vecihuddin el Maliki ile e, Hicaz'da ilim tahsilinden sonra önce Gacurad'da sonra Dehliye ve nihayet Arga'ya geçip orada geniş çaplı bir hadis öğrenimi gerçekleştiren e, Seyyid Rafi Es-Safabi es Shirazi zikredilmelidir arkadaşlar. Ne dedik? E, Şeyh Nureddin Ahmet es Shirazi. Şeyh Ali el-Muttaki e, Vecihuddin el-Maliki Seyyid Rabiuddin Es-Safabi Es-Şirazi zikredilmelidir dedik arkadaşlar. Bir diğer önemli alimimiz arkadaşlar. Şeyh Abdülhak bin e, Seyfuddin el-Buhari Eddehlevi arkadaşlar. Eddehlevi ed nin Hint'te hadisin yayılmasında en çok emeği geçen e, alimlerden birisi olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Onun bu hususta o hadis ilmini Hint'te ilk yayan kimsedir denilecek kadar büyük bir hizmet olmuştur. Şeyh Abdülhak Ali El öğrencisi olan Şeyh Abdülvehhab El Muttaki'nin ilim halkasına katılmış ve ondan kütüb sitleyi okumuştur arkadaşlar. Dehlevi'nin yetiştirdiği talebeler arasında oğlu olan Nurul Hak vardır arkadaşlar. Nurul Hakk'ın oğlu Hafız Fahrettin babasının eksik sahihi müslim şerhini tamamlamıştır. Hafız Fahreddin'in oğlu ise Şeyhül İslam ise Sahihi e, Sahih-i Buhari'yi Farsçaya e, Farsça bir şerh yazmıştır. E, aynı zamanda Şeyhül İslam'ın oğlu Dehli'den Rampur'a geçmiş ve El Muhaddisur Rampuri diye meşhur olmuştur. E, onun da birçok eseri vardır. Şeyh e, Abdülhakk'ın oğlundan başka yani şurada söylediğimiz değerli zat Şeyh e, hadisin, Hint'te hadisin yayılmasında en çok emeği geçen Şeyh Abdülhak oğlundan başka meşhur talebeler de yetiştirmiştir. Onlardan bir tanesi Molla, Hayra, Molla Haydar El Keşmiri'dir arkadaşlar. bir diğer önemli zat İmam Rabbani diye tanınan Ahmet bin Abdülahad Es serhendi ile oğlu Mişkat Şarihi Muhammed Said'in de bu sahada çok önemli hizmetler olmuştur arkadaşlar. Kütüb-i Sitte üzerine yazdığı haşiyelerle tanınan Ebul Hasan Es-Sindi ve Muhammed Hayat Es-Sindi Hicaz'a yerleşen Hindistanlı alimlerdir arkadaşlar. Kimleri saydık? Şeyh Abdülhak dedik bir diğer lakabı Eddehlevi. Onun oğlu Nurul Hak dedik. Nurul Hakk'ın oğlu Hafız Fahrettin dedik. Hafız Fahrettin'in oğlu Şeyhül İslam dedik. Şeyhül İslam'ın oğlu ise El Muhaddisur Rampuri dedik arkadaşlar. aynı zamanda Şeyhül Hakk'ın Molla Haydar El Keşmiri diye öğrencisi var dedik. İmam Rabbani ve onun oğlu Muhammed Said dedik. E, Kütüb-i üzerine haşeler yazan ebul Hasan Es-Sindi, Muhammed Hayat Es-Sindi, Hicaz'a yerleşen Hindistanlı alimlerden dedik. E, Şah Veliyullah bin Abdirrahim Ed-Dehlevi bu bölgede hadis ilminde en köklü etki yapmış olan bir alimdir. Şah Veliyullah bin Abdurrahim Eddehlevi bu bölgede hadis ilminde en köklü etkiyi yapmış bir alimdir. Eserler arasında Hucetül Baliga, İza, İzaletül Hafa, Muvatta Şerleri, El Müsevva, El Musaffa eserleri önemlidir. Şah Veliyullah Eddehlevi'nin oğlu Abdülaziz Abdülkadir, Rafiuddin ile talebeleri ve oğullarından sonra torunları kendisinin yolunda gitmiş ve bu ilme büyük hizmetler vermişlerdir. Değerli arkadaşlar. Şimdi Şah, e, Şah Veliullah Eddehlevi'den sonra onun görüş ve düşüncelerine oğlu vasıtasıyla 19. asırda önemli etkiler bırakmış. Etkileri günümüze kadar devam eden ekolleri oluşturmaya vesile olmuştur. 19. asra gelindiğinde Hint alt kıtasında İslami idarenin zayıflaması ve İngiliz hakimiyetinin yerleşmesinde Yerleşmesinin de tesiriyle bölgede dini eğitim veren medreseler açılmaya başlamış ve burada hadis ilminin temel kaynakları kaynakları da belli bir program çerçevesinde okutulmuştur. Bu dönemde Şah Veli Yula Eddehlevi'nin oğlu torunlarından hadis okuyup Oğlu ve torunlarından hadis okuyup ilim tahsil eden önemli şahsiyetlerden Nezir Hüseyin Eddehlevi Dehli'de Ehli Hadis Medresesini kurmuş başta Muhammed Kasım Nanotevi ve Reşid Ahmet Gangohi olmak üzere diğer bir grup Kuzey Hindistan'da bulunan eee yakınlarında Dioband kasabasında Ezherul Hind olarak şöhret bulan Darul Ulum Dioband medresesini açmıştır. Ehli hadis medresesi mezhep taklidini reddedip doğrudan hadislerle amel etmeyi, içtihat yapmayı savunmuş ve bu çerçevede eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Diyobent medresesi mensupları ise Hanifi mezhebine bağlı olarak hadis eğitimine ağırlık vermiştir. Yüzyılın sonuna doğru ülkenin her tarafına yayılan bu medreseler vasıtasıyla hadis eğitimi ve öğretimi alt kıtada büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Bu çerçevede medreselerde ders veren hocalar hadis ilimlerinin muhte muhtelif dallarına ait özellikle hadis şerhçiliği konusunda önemli eserler vermişlerdir. Hint alt kıtasında biraz daha detaylı tanınması gereken alimler var arkadaşlar. Bunlardan Muhammed Enver Şah Keşmiri, Muhammed Abdülhay Leknevi, Zafer Ahmet Tahanevi ve Fazlur Rahman arkadaşlar. Bu alimler daha detaylı olarak tanınmaları gerekiyor. Bir diğer başlığımız Arap dünyasında hadis ilmi. Son dönemde İslam dünyasında Mısır merkezli olmak üzere hadis ilmine önemli katkılar yapılmıştır. Muhammed Fuat Akdülbaki Buhari ve Müslim'in cami sahihlerinin neşrine katkı sağlamış ve bu eserlerin sonuna hadislerin etraf tarzında firstini içeren indeksler eklemiştir. 1982'de Kahire'de doğup El Ezher Üniversitesi'ni bitiren ve daha sonra uzun bir süre kadılık yapan Şakir hadis, fıkıh, tefsir ve edebiyat dallarına dallarına eserler vermiş önemli bir alimdir. E, Muhammed Fuat Abdülbaki e, Şakir. Bu isimleri unutmayalım. E, faslı olan Muhammed bin Cafer e, El-Kattani e, hadis alanında çalışmaları dolayısıyla e, bahsedilmesi gereken bir alimdir. Şam'da doğan Cemalettin El-Kasimi'nin e, hadis usulüne dair mühim eseri Kavaidu tahdisi de burada söylemek gerekir. Yine Şam'da doğan fakat aslında Cezayirli bir aileye mensup olan olduğu için Cezayiri nisbesiyle tanınan Tahir bin Salih el Cezayiri de hadis ilminde hatır sayılır bir yere sahiptir. 1914 yılında Arnavutluk Arnavutluğun İshkodra şehrinde doğduğu için el nisbesiyle tanınan Muhammed Eee Elbani hadis alanında pek çok eseri bulunan son dönem alimlerindendir. Elbani özellikle İbn Teymiye ve eee İbn Kayyım el-Cevziye ekolünü benimseyip ilmi çalışmalarını selefi bir çizgide sürdürmüştür. 20. yüzyılda sadece Mısır değil, Fas'tan Endonezya'ya kadar tüm İslam devletlerinde devletlerinde hadis ilmine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmıştır. 1914 yılında Arnavutlu Arnavutluğun İşkodra şehrinde doğan Muhammed Nasrüddin Elbani, 1917'de Halep'te doğan Abdülfettah El Gudde, 1857'de Fas'ta doğan Muhammed bin Cafer el Kattani bu isimler yukarıda saydığımız isimler 1866'da Şam'da doğan Cemalettin Kasımi gibi alimler 20. yüzyılda İslam dünyasında hadis ilminin gelişmesine büyük katkılar sağlamışlardır. Bir diğer ve son başlığımız oryantalistler ve hadis. Oryantalizm ya da şarkiyatçılık batılıların doğu ve bilhassa İslam dünyasında çeşitli açılardan ve özellikle de dini yönden inceledikleri alana şarkiyatçılık veya oryantalizm denilmektedir. Başlangıcı 12. 13. yüzyıllara kadar inse de modern oryantalizm Fransız İnkılabı'ndan sonra yani 1789'dan sonra Fransa'da e, 1900 1795 yılında e, Silvestre Silvestre'de e, sesi tarafından e, yaşayan Doğu dinleri yüksek okulunun kurulmasıyla başlamıştır. Başlangıçta Hristiyanlığı e, yaymak amacı güden oryantalizm zamanla Avrupa ülkelerinin sömürgecilik politikalarına alet edilmeye başlamıştır. Paris'teki ee, okulun kurulmasıyla diğer ülkeler de kendi oryantalist temelli okullarını açmışlardır. Bunlardan bu okullarından e, bu okullardan bir tanesi Berlin'de Şarkiyat Dilleri Okulu, diğeri Londra'da Şarkiyat Araştırma Okuludur. Oryantalistlerin hadis hakkında görüşleri birden farklıdır arkadaşlar. Birbirlerinden farklıdır. Ee, Leona göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis yazmayı yasaklamış ve günümüzdeki hadisler ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmek için 7. ve 9. yüzyıllarda İslam hukukçular tarafından uydurulmuştur. Leon'a göre. Bir diğer oryantalist Henry Hazreti Peygamber'in erken vefat etmesinden dolayı Kur'an'ın yeniden ele alınıp boşlukları doldurmadığı fikrini savunurken burada aslında Kur'an'ın da Allah tarafından indirildiği fikrini çürütüp Hazreti Peygamber tarafından uydurulduğunu ortaya atmaktadır. Henry. David, Hazreti Peygamberin kendisinden sonra bir hüküm ve dini karar bırakmadığını savunurken, ilk İslam toplumlarının e, uyguladığı sünnetin aslında Arap ve yani Arap öf ve adetlerinin olduğunu belirtmektedir. Birincisi İslam hukukçular tarafından uydurulmuştur dedi. Birisi de Hazreti Peygamber tarafından uydurulduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'in dolaylı olarak. E, birisi de Arap öf ve adetlerinin e, uyguladığı bir gelenektir diyor sünnete oryantalistlerin aklında iki soru işareti vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in peygamberliği hakkındaki şüpheleridir. Diğeri ise Kur'an'ın menşei ve vahiy kaynaklı olup olmadığıdır. Oryantalistlerin yaptığı çalışmaların menfi sonuçlar vermesinin sebeplerinden birisi Arapça metinleri anlamakta düştükleri hatadır. Bir diğeri kitab-ı mukaddes e, tetkit yöntemi ile tarih tenkit yöntemini metodunu İslam kaynaklarını incelerken kullanmaları da düştükleri başka bir hatadır. Ayrıca dini metinlerin metafizik boyutlarını da göz ardı etmeleridir değerli arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Allah'a emanet olunuz.